Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Gökçe ile birlikte Örümcek Adam'a dönüşüp Tombiş'i trolleyeceğiz. Acaba Tombiş'i ne gibi troller bekliyor? Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İzlediğim film çok güzeldi ya ama artık bitti. O yüzden şöyle televizyonu kapatayım bakalım. Oo, çok güzel bir filmdi. Ha? Alarmım çalıyor. Ne alarmı bu ya? Aa, doğru, bugün Tombiş örümcek adam olup trolleyecektik. Hemen evden çıkayım da Gökçe'nin evine gideyim bari. Gökçe'ye söyleyeyim. Bugün Tombiş örümcek adam olup trolleyeceğim. Tombiş evin içinde duruyordur. Neyse bakalım, gidelim şöyle Gökçe'nin kapısını çalalım. Gökçe, Gökçe, kapıyı aç. Açıyorum, bir saniye. Efendim Gürol, ne oldu? Gökçe, unuttun mu? Bugün Tombiş örümcek adam olup trolleyecektik. Nasıl unutursun? Aa, doğru söylüyorsun, ben onu tamamen unutmuşum. Ne yapacağız şimdi? Şimdi örümcek adama döneceğiz ve Tombiş'i trolleyeceğiz. Yaşasın. Tamamdır, o zaman hadi dönüşelim. Tamamdır. Ben şimdi hemen şöyle dönüşüyorum. İşte bu, dönüştüm. Görmüş olduğun gibi bak. Örümcek adam oldum. Hadi sen de şimdi örümcek kız ol. Tamamdır, hemen dönüşüyorum ve işte bu. Tombiş hiçbir şekilde bizi anlamayacak, emin ol Gökçe. Hemen şöyle örümcek anı elimize alalım. Hadi gel bakalım, şimdi Tombiş'in evine gidelim. Acaba Tombiş evinde ne yapıyordur ya, çok merak ediyorum. Sabahtan beri beni aramadı Gökçe. Gerçekten bilmiyorum ama ben senden daha hızlıyım. Oo, ben senden daha hızlıyım asıl, al bakalım, uçtum. Şimdi Tombiş'in kapısını çalacağım. Tombiş, Tombiş, kapıyı aç. O ne? Aşkım bekle, ben geliyorum. Kim geldi ya? Bu ne, kim ya? Kim geldi? Ha, örümcek adam. Örümcek kız, sizin burada ne işiniz var? Sen ne yapıyorsun bakalım Tombiş? Seni ziyaret etmeye geldik örümcek kızı birlikte. Bir dakika ya. Arkadaki kim? İçeride birisi mi var Tombiş? İçeri kim çok? Vallahi bile içeri kim çok? Neyse, ben şu an bir şey değilim. Siz gidin. Ben birazdan gideyim. Birini gördüğümüze eminiz. Öyle değil mi bakalım? Evet, gördük. İçeride bir kız var galiba Gökçe. Evet, içeride bir kız görüyorum. Dur, içeri dalayım, ne dersin? Tamam. Ya şimdi konuşacağım. Ha? Bir dakika. Sen de benim gördüğümü görüyor musun örümcek adam? Evet, görüyorum. O da kim? Ya şuraya çık elinden. Elinden çık hadi. Çık. Ah, beni neden kovuyor? Durmasana. Ne yapıyorsun? Bir daha benim emeğim şirkeme çıkmış ederim şu anlarla ya. Aşkım geldim. Aa, gördün mü Gökçe, içeri kız getirmiş Tombiş. Evet, görüyorum, kız arkadaşı evin içerisinde. Biz de tanıştırmamıştı, çok alındım doğrusu. Vallahi ben de çok alındım. Bizimle tanıştırmıyor ve eve bir tane kız getirmiş. Ulan çakal Tombiş. Gökçe, onu bence trolleyelim, gel gününü mahvedelim. Bence harika fikir, hadi gel gidelim o zaman. Tamam, şöyle kapıyı açacağım ben şimdi. 3. içeri dalıyoruz, tamam mı? Tamam, ben hazırım. 1, 2, 3. Tombiş eve kız getirmiş. Tombiş eve kız getirmiş. Ulan örümcek atma, nereye durun? Aşkım, neler oluyor burada? Tamam bebeğim, dur. Tamam bebeğim, hemen onunla çıkayım evden. Aa, örümcek kız, örümcek adam geldi. Tamam aşkım, merak etme. Yavşak seni evden çıksanacağım. Dur bakalım. Kızı test edeceğiz belki. Merhaba, sen Tombiş'in kız arkadaşı olmalısın, doğru mu? Evet, ben Tombiş'in kız arkadaşıyım. Söyle bakalım, Tombiş'te en sevdiğin 3 özellik nedir? Şimdi Tombiş orada bakarken arkasına kaka koyacağım. Ayy, Tombiş arkasına kaka yaptı. Bu ne? Ne? Kaka mı? Ben kaka falan yapmadım. Ne? Ay. Tombiş, sen altına kaka mı yapıyorsun bu yaşta aşkım ya? Valla ben yapmadım. Üstüne bir de yalan atıyor, görüyor musun? Bence bir sevgilide dikkat edilecek en önemli kural yalan söylememesidir. Ben seni uyarayım. Evet ya Tombiş, örümcek kız doğru söylüyor. Sen neden bana yalan atıyorsun? Onun altına kaka yapmıyordun. Aşkım valla bile altıma kaka yapmadım. Al bak sana bir şu çiçek veriyorum. Bir dakika, örümcek kız bu sabah mezarlıktan toplamadı mı Tombiş bu çiçekleri ya? Aa. Evet, bunlar mezarlığın çiçekleri. Nasıl yani, sen sevgiline mezarlık çiçeği mi layık görüyorsun Tombiş? Ben anlamadım yani. Nasıl yani Tombiş, hani onlara çok para ödemişsin, nasıl mezarlıktan mı toplayıp getirdin bana sen çiçekleri? Hayır aşkım, bak sana ben çok para veriyorum, çok para veriyorum. Aa, bir dakika, bu paralar Gürol amcandan aldığın borç para değil mi Tombiş? Ne alakası var ya, ne alakası var? Ben gittim çalışarak kazanayım bu parayı, tamam mı? Tombiş, sen gerçekten galiba fakir bir çocuksun. Öyle bir değilim. Gel buraya gel. Evet Tombiş fakir. Onun sana hakkında anlatacağım bazı şeyler var. Tombiş öncelikle osurmayı çok sever. Sonra kaka yapmayı çok sever. Dişlerini asla fırçalamaz ve 5 günde bir duş alır. Bunları değerlendir istersen. Nasıl yani Tombiş, gerçekten mi? Şimdi gideceğim Tombiş'in şöyle yanına doğru, tam arkasında osuruk sesi çıkaracağım. Şöyle gidelim bakalım. Eğilelim. Aşkım ya, bir de osurdu gözümün önüne. Gerçekten de çok ayıp ya, çok ayıp ya. Aşkım ben yapmadım, Örümcek Adam yaptı onu. Ya şuna bak, bir de iftira atıyor yani. Örümcek kız, görüyor musun? Örümcek Adam iftira atıyor. Çok kötü bir şeydir. Hele ki Örümcek Adam'a lanetlenirsin valla, bu çok tehlikeli. Aşkım gerçekten galiba senden ayrılacağım ben. Aşkım bana ayrılma, duy 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 duy. Örümcek kız, Örümcek Adam çıkar elinden, çıkar elinden. Elinden çabuk 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 çabuk. Dur dedim. Aa, evden attı bizi. Bir daha bir düğme girişiniz. Vallahi şu çok fena yapayım. Çok fena yapayım, duydunuz mu? Gidin lan buradan, gidin. Seni yürü lan içeri kız. Yürü bakayım seni, yürü. Görüyor musun ama nasıl da trolledik. Sevgilisi neredeyse ondan ayrılacaktı Gürol. Evet, harbiden de ayrılacaktı. Dur yine çalalım bakalım, kapıyı açacak mı? Tombiş, kapıyı aç. Açmayacağım, gidin buradan, açmıyorum. Aa vallahi Gökçe artık biz herhalde bu içeri almaz ya. Ama bizim içeri girmenin yolunu bulmamız lazım. Troll bul da bitemez. Evet, doğru söylüyorsun. Acaba biz bunların böyle dışarı çıkmasını mı beklesek, ne diyorsun? O da mantıklı bir fikir ama bizi görmeyeceği yerlerde bekleyelim. Aynen, bence de. Hadi gel bakalım, benim evimin üstüne çıkalım. Şöyle üste çıkalım. Hoppala. Aa lan çıkamadım. Şöyle hop, tamamdır, geldim ben. Evet, ben de geldim. Hadi bakalım izleyelim onları. Tamam bakalım, şimdi ne yapacaklar acaba, bir yere gidecekler mi? Aşkım tamam, senin yapmadığına inandım. O zaman bana güzel yeni kıyafetler al, tamam mı? Ya şana kıyafet kurban olsun, şana kıyafet fabrikası alırım. Aşkı Tombiş'im. Ay Tombiş'im, hadi gel gidelim sen beraber kafeye yemek yemeye, karnım acıktı. Oy minnoğum benim. Hadi gerçekten çok güzel bir hamburger ısmarlayayım. Aa, bu Tombiş ne akılsız kız, onunla parası için sevgili. Evet, parası için sevgili, baksana gitti. McDonald's'a gittiler. Gökçe gel onları McDonald's'a da trolleyelim. Hadi gidelim o zaman, ben senden daha hızlıyım. Aa Gökçe Gökçe öldü. Tamam, ben o zaman giderim. Hop şöyle şöyle, sonra şuradan şu yukarı doğru çıkalım. Bakalım acaba buradalar mı Tombişler? Aa içerideler. Gürol geldim, ne yaptılar, birazcık hızlı fazla kaçırmışım. Gökçe bak, şu an yukarıdalar, hamburger yiyecekler, hamburger yemeye geldiler. Hadi gel bakalım, benim aklımda çok güzel bir fikir var, şimdi onları trolleyeceğiz, beni takip et. Hadi gidelim o zaman. Şöyle içeri gizlice girelim bakalım. Tamamdır, içeriye girdik. Tamam sessizim, beni duymazlar, merak etme. Şu an camın oradalar, date yapıyorlar. Aşkım ya, evet. Çiçekler için çok teşekkür ederim. Sana çiçek kurban olsun aşkım. Ya yemek ne zaman hazır olur Tombiş, karnım acıktı. Sipariş yedik aşkım işte, birazdan hazır olurum, iyi gitme. Hadi gel bakalım Gökçe. Şöyle açalım şunun kapısını, beni takip et. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Aha, Tombiş'le kız arkadaşın hamburgeri hazır olmuş. Şimdi bunların içine birkaç tane bir şeyler atalım, karıştıralım hamburgeri. Aa çok mantıklı, hadi yapalım o zaman. Tamam, şöyle bir dolaba bakalım. Aa dolapta acı biber buldum Gökçe. Acı biber atalım mı hamburgerlerine? Bence kesin atmalıyız, ağızları yansın. Hadi gel bakalım. O zaman şöyle şöyle bu Tombiş'in hamburgeri olacak. Of. Şu biberlere baksana Gökçe, kıpkırmızı. Ay çok acıdır eminim ki bunlar ya. Evet çok acıdır Gürol, şunlara bak, resmen Afrika acısı gibi. Dur birazcık da ben atayım, biraz abartalım. Tamam sen de at, ben de şöyle atayım biraz daha, şöyle tamamdır. Of şunlara bak Gökçe, 2 tane de acı biberi koydum. Gerçekten de koyduk, çok iyi oldu. Hadi gidelim o zaman şimdi. Tamam, şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şöyle yapacağım, ben onlara sesleneceğim yemeğiniz hazır diye, sonra aşağıya saklan hemen. Tamamdır, hatta ben şimdiden saklanayım. Hoppa. Tamam sen saklan. Tombiş Bey, yemeğiniz hazır. Aşkım yemek acıymış, hemen alıp geliyorum yemekleri. Çabuk hemen şöyle yere saklanalım da görmesin bizi. Tamam hamburgerim neydi? Hamburgerim burada, işte burada. Şöyle alalım şunları, şöyle alalım. Tamamdır aşkım, geldim, merak etme, hemen geliyorum. Hayır Tombiş, çok acıktım ben. Tombiş yemeği götürdü Gökçe. Bakalım acaba ne olacak? Hadi gel beni takip et. Onları daha da yakından izlememiz gerekiyor. Aşkım en sevdiğim hamburger bu. Baksana da ondan aldım. Seni çok seversin eminim ki. Tamam Tombiş, hadi yiyelim bakalım bir. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Ne? çok acı bu aşkım, çok acı. Aa, Tombiş yandım, Tombiş yandım. Aa, yanıyorum, acı beni, bu çok acı. Tombiş Allah belanı vermesin aşkım, bu acı ne böyle. Diğer Gökçe gel buraya, gizem bizi görmesinler. Şöyle saklanalım bakalım. Aa, yanıyorlar şu an, ağızları yanıyor. Aşkım çabuk beni takip et. Açmış önce çabuk beni takip et. Ha, yandım geliyorum. Bekle, ağzım yanıyor. Ay, hiç güleceğim yoktu Gürol. Şunların haline bak, gerçekten çok saçma oldu. Evet ya, nasıl da ağızları yandı. Bunlar nereye gitti acaba ya? Nerede bunlar? Şöyle bakalım bir etrafa. Gökçe sen görebiliyor musun bunları? Aa, göremiyorum, ne oldular? Acıdan havaya mı uçtular, anlamadım ki. Herhalde acıdan havaya uçtular. Lan nerede bunlar? Aha, gördüm şu anda, oradalar. Lan gitmişler parktaki göle sokmuşlar ağzını Gökçe. Herhalde hamburgerin acısına dayanamadılar. Ama Gürol haklılar, acıyı biraz fazla koyduk, onlara çok iyi oldu. Acaba bir tatsam hamburger çok acı mıdır ya? Bir deneyeyim bakalım, merak ettim. Şöyle bakayım ve... Ay, çok acı gerçekten hamburger. Ay yok, ben tadına bile bakmak istemiyorum çünkü kokusu bile acı. İğrenç. Hadi gel onları takip edelim bakalım nereye gidiyorlar şu anda. Onları trollemeye devam edeceğiz. Şöyle çıkalım şuradan. Acaba nereye gittiler? Ah Gökçe, görüyorum onları, şu an parkın oradalar. Aa, parkın oradalar mı? Hadi yanlarına yaklaşalım bakalım ne yapıyorlar. Aynen öyle. Hadi gel bakalım. Onları şöyle uzaktan izleyelim. Ne yapıyorlar? Aşkım tamam aşkım, valla bak bana küsme, lütfen küsme bana ya. Sen bana bilerek acı yedirdin Tombiş, küstüm sana. Aşkım valla bile yedirmedim onu ben. Ya sus Tombiş, konuşma benimle. Aa, küstü galiba kız ona. Aa, evet küstü. Gürol, gaz bombası atalım mı? Osuruk bombası, kız osurduğunu zannetsin. Double kavga ederler. Aa evet, çok mantıklı Gökçe, onu osuruk bombası atarız. Hep bu sayede onları ayırmış oluruz. Gürol, ne oluyor orada ya? Sanırım artık gerek kalmadı. Ay. Tombiş sen ne yaptın? Meydana kaka yaptın. Aşkım kusura bakma. Acı yüzünden midem çalıştı, altıma yaptım. Tombiş Allah belanı vermesin senin ya. Nasıl bir insansın sen? Gerek kalmadı Gökçe, osuruk bombası Tombiş altına kaka yaptı acıdan dolayı. Şuna baksana. Rezil oldu ya, rezil oldu. Ulan bir insan nasıl böyle kaka yapar ya? Vücudu kadar kaka yapmış ha harbiden oraya. Ben gidiyorum Tombiş, küstüm sana. Ya aşkım tamam. Ya şöyle çok güzel bir para kıyafetleri alacağım. Şuş. Tamam gitme, özür dileyim. Nasıl yani, bana kıyafet alacak mısın? Evet, istediğin en pahalı kıyafetleri alacağım. Şöyle veriyorum. İyi tamam, barıştım. Canım sevgilim, hadi gel gidelim kıyafet alalım sana. Aa, şuna bak ya, hemen barıştı kızla. Evet hemen barıştı çünkü kıyafet alacakmış. Hadi gidelim, kıyafetçide ne yapacaklar acaba? Aynen öyle, hadi gel bakalım ama onları gözükmeden. Şöyle yukarı doğru çıkayım bakalım. Aa, düştüm ya, ben örümcek ağını düzgün kullanmayı öğrenmem lazım Gökçe. Aa, öğren şunu, öğren, bak ben yukarıdayım bile. Tamam, ben de o zaman burayı atıyorum bakalım. Hoppa, örümcek ağı. Hop şuradan çıkalım şöyle. Sonra şuradan şöyle, hop tamamdır. Sonra şuraya atalım bakalım. Hop işte bu. Aa, şu an gidiyorlar Gökçe, gel. Neredesin? Tamam hemen geliyorum, hemen arkandayım, merak etme. Tamam sen gel bakalım, sonra buraya şöyle örümcek ağı atalım. Hop şöyle, hop ben bunu kullanamıyorum Gökçe bir türlü ya. Biraz şimdi sana gösteriyorum, tamam mı? Hazır mısın bakalım? Şimdi geri gidiyorsun, ondan sonra en yukarıya atıyorsun ve oluyor. Vay canına, evet doğru diyorsun. O zaman tamam bak geldim. Evet geldin, hadi bakalım o zaman izleyelim şunları. Hadi gel çabuk şöyle gidelim bakalım. Gel bakalım yukarılardan gidelim ki Tombiş bizi görmesin, tamam mı Gökçe? Tamamdır. Hoppala. Nereden gidiyorum? Ah, onları görüyorum şu anda, mağazaya doğru gidiyorlar. Hadi gidelim peşlerinden. Tamam şöyle tam da şöyle ağacın üstüne doğru çıkacağım. Hop çıktım. Evet Gökçe, şu an ben ağacın üstündeyim, gel bakalım. Onları tamam, buradan rahatça izleyebiliriz. Acaba hangi mağazaya girdiler ya, buradalar mı? Aşkım bak şimdi en lüks mağazayı getirdim. Buradan artık alabilirsin. Ay gerçekten çok beğendim ya. Tombiş şuna bak. İstediğin al aşkım benim. Tamam hemen girip içeri alıyorum. Ha, o mağazaya girdiler. Evet ve en pahalı mağazaya girdiler. Tombiş'in bunlara parası nasıl yetecek anlamıyorum. Vallahi Tombiş geçen gün benden borç istedi. Dedi ki bana kredi kartı borcum var dedi. Demek ki kızı harcayacakmış. O yüzden benden tam 100.000 lira istedi. Oo, benden de istedi. Bana da kredi kartı borcum var dedi. Sen şuna bak, demek ki kızla yemek içinmiş. Sen de mi 100.000 lira para verdin ona? Gürol amcaya 100.000 lira para verdim. Bütün param bitti Gökçe abla. Bana birazcık para verebilir misiniz? Ben de kıyamadım, 50.000 TL verdim. Vay çakal Tombiş, bizi tezgaha düşürmüş demek ki. Evet, bizi tezgaha düşürmüş ama şimdi ondan intikam alma vakti. Ah, birisiyle konuşuyor. Kimle konuşuyordu o? Ha? Aa, telefonum çalıyor. Aa, galiba Tombiş beni arıyor. Şöyle bakayım. Harbiden Gökçe beni arıyor. Dur açalım bakalım ne diyecek. Alo efendim Tombiş. Uley Gürol amca, çok acil bana borç para vermen lazım. Çok acil. Ne? Ne alaka Tombiş ya? Ben sana neden borç para veriyorum ki? Ya Gürol amca, peşime mafyalar düştü, kredi kartı borcum var. Gökçe ablaya 100.000 lira para verdim. Ondan sonra benim hiç param kalmadı. Lütfen bana kredi kartıma para ver lütfen. Tamam Tombiş tamam, ama bende hiç para kalmadı maalesef ki, sana hiç veremem para. Ne yapacağım ben o zaman? Tombiş yapacak bir şey yok, Gökçe ablana para vermeseydin. Ya of, iyi tamam, kapat telefonu, ben bulayım para. Hadi yürü git Tombiş. Şuna bak sen. Borç para istiyor Gökçe benden bu ya. Evet, görüyorum, borç para istiyor. Bir de diyor ki Gökçe abladan borç para aldım. Vay çakal. Ama ben şuna ne yapacağımı biliyorum Gökçe. Bak, benim yanımda sahte paralar var. Aa, sahte paralar mı? Onu mu vermeye gideceğiz? Evet, bunu vereceğiz de bu sefer içeride rezil olacak. Ve artık büyük ihtimalle kız ondan ayrılır sahte para taşıyor diye. Kesin ayrılır kesin, hadi gidelim o zaman. Tamam, şöyle gidelim bakalım yanına. Hop, Tombiş merhaba. Uy. Sizden bir şey isteyeceğim. Heh, ne isteyeceksin bakalım? Aşkım, ne oldu, bir sıkıntı mı var? Yok bebeğim, sen git içeride mağazada içeriğini al. Bir tanem benim. Tamam aşkım, istediğimi alıyorum. Önce kız bana borç para verir misiniz lütfen? Borç para mı? Aa, sence vermeli miyiz Örümcek Adam? Bilmiyorum, sen bizi evden kovdun Tombiş. Ne, evden mi koydum? Yok vallahi bile ya, öyle bir şey yapmadım ben, siz yanlış düşünüyorsunuz. Neyse, lütfen bana borç payı verin, tam 100.000 liraya ihtiyacım var. Vallahi ben seveceğim geri, merak etmeyin. Tamam verelim, ben çok üzüldüm çünkü Tombiş'e örümcek kız. Ben de kıyamadım biliyorsun, biz iyilik yapmak için buradayız, hadi git ver bakalım. Tamam, al bakalım Tombiş, istediğin para olsun ya, bak sana 100.000 lira verdim. Ama bu paralar birazcık değişik para ya, benim parama benzemiyor. Senin parana benzemiyor mu? Örümcek parası yani, o yüzden öyle geliyor sana, git. Onlar zaten kasada gerçekleşecek. Örümcek parası demek ki bu. Oley. Tamam, çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Tombiş. Nasıl inandık yeriz ya. Gel evet, onlara. Az kalsın yakalanacaktık ama. Camdan izleyelim bakalım ne yapacaklar şimdi. Aşkım, istediğini aldın mı? Evet Tombiş, bence bu kar kıyafet yeter, ne diyorsun? Tamam aşkım, ben hemen şöyle karşıya gidiyorum ve hemen parayı ödeyip geliyorum. Bekliyorum seni burada Tombiş. Ay, çok güzelmiş bu saatte ya. Abi selamünaleyküm, kolay gelsin. Merhaba beyefendi, hoş geldiniz. Neler almıştınız? Abi görmüş olayım kız arkadaşım. 5 tane tişört, 5 tane pantolon, 10 tane ayakkabı aldı. Tamamdır efendim, toplam 90.000 TL. 90.000 TL mi? Ucuzmuş ya. Hemen şöyle parayı vereyim. Alın efendim. Beyefendi ama bu para sahte beyefendi. Gökçe duyuyor musun? Evet, duyuyorum, bu sefer fena yakalandı. Dur, dinlemeye devam edelim. Ulan bu para şey değil, bu örümcek parası. Beyefendi, siz bana dalga mı geçiyorsunuz? Bu bir oyuncak para. Beyefendi, size polise şikayet edeceğim. Yanınıza sahte para taşımayı utanmıyor musunuz siz? Uy valla beyefendim, öyle bir şey yok. Yürüyün gidin dükkanımdan çabuk. Yürüyün, yoksa polise çağırırım. Çıkın, hırsız var. Aşkım çabuk kaç aşkım. Buraya gel Gökçe, görmesin bizi. Geliyorum. Şuna baksana, aha, konuşuyorlar. Aşkım, kusura bakma, bunları bana önce kalem verdi payı. Sen utanmıyor musun Tombiş yanında? Sade para taşımaya utanmıyor musun sen? Aşkım bana bir dakika, her şeyi açıklayayım. Sen yalancı birisisin, senden ayrılıyorum. Fakirlerle işim olmaz, bay bay. Aşkım da aşkım. Yürü git, arama beni, seni her yerden engelledim. Ayrıldı Gökçe Tombiş'ten. Aa, evet ayrıldı. Aman iyi oldu, zaten kızı sevmemiştim. Evet ya, ben de sevmemiştim. Aa, Tombiş ağlıyor. Kız benden ayrıldı. Bana gitti. Ya Tombiş'im üzülüyor ama bunun için daha iyi bence, onun için. Çünkü kız dolandırıcıydı Gökçe ya. Para için Tombiş'e sevgiliydi. Evet, kimseyle parası için birlikte olmamalı Gürol. Yine benim telefonum çalıyor Gökçe. Tombiş arıyor. Dur, açalım bakalım. Efendim Tombiş, ne oldu? Gürol amca, çabuk beni otoparktan gel al. AVM'nin oradayım, çabuk. Ne oldu Tombiş? Hemen gel halledeceğim sana çabuk. Tamam hemen geliyorum, kapat. Ay bizi çağırıyor Gökçe. Eski halimize dönüşsek mi, ne diyorsun? Bence artık dönüşmeliyiz, yeterli bu kadar. Ben dönüştüm bile. Tamam ben de şöyle dönüştüm. İşte oldu. Hadi gel bakalım. Hemen gidelim yanına. Tombiş ne yapıyorsun? Tombiş. Neden ağlıyorsun sen? Noy amca, kız arkadaşım beni aradı. Ne? Senin kız arkadaşın mı vardı? Aa. Biz bunu bilmiyorduk Tombiş. Ayrıldı benden Noy amca, ayrıldı vallahi ya. Benden ayrıldı ya. Peki neden ayrıldı? Onu istedim, kıyafetleri alamadım diye. Ama boşver Tombiş ya. Gel sana şimdi ben dondurma ısmarlayayım, ne dersin? Şöyle çilekli vanilyalı dondurma. Ne? Dondurma mı? Evet, dondurma alalım mı sana? Olur. Sonra parka gidelim mi? Evet Tombiş'im, olur gidelim. Ne diyorsun Gökçe, gidelim mi? Bence bu harika bir fikir. Acaba hadi gidelim. Yuppi, ben gidiyorum önden koştura. Bak nasıl da mutlu oldu Gökçe, görüyor musun? Evet, morali yerinde olsun da yeter o bize. Hadi bekle Tombiş, koşma, bekle, geliyoruz yani arkandan, bekle.